Değerli basın mensupları, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda Kahraman Mehmetçiğimiz uzman çavuş Aygün Çakar, yine Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yapan Tekirdağlı hemşerim Haluk Serhat Aldemir şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam bitti. Şu anda bitti. Bugün toplantımızda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tarihi çarpıtan gerçek ötesi popülist siyasetin daniskası olan Kurtuluş Savaşımızda yırtıp attığımız emperyalist tezleri tekrar tedaviye sokmaya çalışan açıklamasını milletimizin Merkez Bankası kasasında buharlaşan 128 milyar dolarını skandal kripto para vurgunlarını Covid-19 salgınındaki son durumu devlet yönetimindeki çürümeyi ve bu sorunların nasıl çözülebileceğini ele aldık. Değerli basın mensupları, tarihini bilmeyen kendini bilemez. Bugünü anlamak isteyen Osmanlı'nın özellikle son 200 yılını iyi bilmelidir. İktisadi ve mali bağımsızlığını yitiren, yönetilemez hale gelen imparatorluk bu dönemde gerileme sürecine girmiş. Emperyalizmin kirli oyunları ve emelleri karşısında zayıf düşmüş ve savrulmaya başlamıştır. Kirli ellerin Osmanlı coğrafyasında ektiği ayrılıkçı tohumlar, başta Türk ve Müslümanlar olmak üzere farklı etnik ve dini kimliğe sahip milyonlarca Osmanlı tebaasını perişan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen 150 yıl içinde üç büyük felaket vardır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ciddi şekilde etkilemiştir. İlki, 1877-78 Rus Savaşı'dır. Bu savaşta yüz binlerce Müslüman Türk Tuna vilayeti ve Balkanlar'da katledilmiş, tehcire mazur kalmıştır, maruz kalmıştır. İkinci felaket 1912 Balkan Savaşı'dır. Bu savaşta da Rumeli kana bulanmış, yine katliam ve tehcirler yüz binlerce Müslüman Türk'ü Anadolu yollarına düşürmüştür. Üçüncü felaket ise Birinci Dünya Savaşı'dır. Cephede çarpışmalar, cephe gerisinde ise salgın, hastalık ve açlık milyonlarca Müslüman Türkiye Anadolu'da kırma uğratmıştır. Yine bu dönemde yüz binlerce Ermeni ve Rum aynı şekilde yaşamını kaybetmiştir. Cumhuriyetimizi kuran o büyük kadrolar bu felaketleri yaşamış, görmüş, bu acıların bir daha yaşanmaması için elimizdeki son vatan topraklarına sıkı sıkıya sarılmıştır. Bu topraklarda dine, etnik kökene dayanmayan bir ulus devlet inşa etmek için büyük mücadeleler vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes ama özellikle devleti yönetmeye talip olanlar yakın tarihimizi, tarihimizi layıkıyla bilmek zorundadırlar. Devleti yönetenler tarihimizi neden bilmelidir? Araziyi arsaya dönüştürerek elde edilecek üç kuruş rant için ödenecek bedelle bu vatan toprağı için akan şehit kanlarını bir tutma gaflet ve delaletine düşmemek için bilmelidirler. Emperyalistlerin projelerini, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olmayı elinin tersiyle reddedebilmek için bilmelidirler. Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde verilmesi gereken notayı müzik notasına benzetmemek için bilmelidirler. İdlib'de 36 askerimizi 36 askerimiz şehit edildiğinde emperyalist emperyalistlerin ayaklarına koşmamak, kapılarında beklemeyi reddetmek için bilmelidirler. Emperyalistler aptal olma diye mektup yazdığında başını öne eğip sessiz kalmamak için bilmelidirler. Yine aynı emperyalist güçler tarihimize eğip büktüğünde ölüm sessizliğine bürünmemek için bilmelidirler tarih bir yandaş senaristin yazdığı payitaht dizilerinden öğrenilmez. Tarih keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup feslilerden hiç öğrenilmez. Tarihimizi bilmek ciddi bir iştir. Değerli basın mensupları. İlk defa bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 24 Nisan'da 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili sözde soykırım ifadesini kullanmıştır. Biz bu talihsiz açıklamayı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Tarih yazmak politikacıların görevi değildir. Hele hele bu topraklarda emperyalistlerin tahrikleriyle yaşanan ortak acıları tahrif ederek yeni bir tarih yazmak, buradan da sözde bir insanlık suçu isnat etmek, bir daha olmasın diye ders vermek, Siyasetçi hiçbir siyasetçinin ne görevidir ne de haddidir. Bu müessif açıklama Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine zarar vermiştir. Güney Kafkasya'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığı Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur ve refah içinde geleceğe bakma arayışında oldukları bir sırada yapılan bu açıklama manidardır. Bu talihsiz açıklamayı bir defa daha kınıyor ve reddediyoruz ülkeyi yönettiği iddiasında olan kişinin bu süreçte tavşan uykusuna yatması bu açıklamanın sonrasındaki sessizliği bizi üzmektedir. Sayın Genel Başkanımız resmi açıklamadan önce konunun basına sızmasıyla beraber hem Amerika Birleşik Devletleri yönetimini hem de Erdoğan'ı uyarmıştır. Ancak bu uyarıdan sonradır ki hükümet kanadından cılız bir takım sesler çıkmıştır. Oysa önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının bunun gibi bir açıklama yapmaması için ülkemiz çok ciddi diplomatik ve lobi çabaları göstermiştir. Bu defa bunların hiçbirini görmedik. Sadece Bay Erdoğan Biden'dan telefon beklemiştir. Üç aydır beklenen o telefon geldiğinde de ABD Başkanı'nın bir gün sonra yapacağı bu talihsiz açıklama tebliğ edilmiştir. Ama sarayın bunun karşısında yaptığı ilk resmi açıklama Erdoğan ve Biden Haziran ayında NATO zirvesinde buluşacaklar olmuştur. Ondan sonra da Erdoğan her kritik olayda yaptığı gibi uzun bir sessizliğe bürünmüştür. Üç gün geçti ama Erdoğan'dan hala çıt yoktur anlaşılan NATO zirvesinde Biden'la görüşme randevusu uğruna en önemli milli bayramımızdan sonra ülkemizin tarihine leke sürülmesine göz yumulmuştur. Allah aşkına bu ülkeyi kim yönetiyor? Ruslar 36 askerimizi uçaklarıyla bombalar haberi Hatay valisi verir. Hain bölücü teröristler rehin aldığı savunmasız 13 vatandaşımızı kalleşçe şehit eder haberi Milli Savunma Bakanı'nın basın sözcülüğü görevini üstlenen genel kurmay başkanı verir. Amerikan başkanı 3 ay sonra telefon açar. Konuşmanın içeriğini Amerikan dışişleri ve yabancı basın verir. Bu ülkenin dışişleri bakanı kim? Çavuşoğlu mu? Kalın mı? Alton mu? Altun mu? Akar mı? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama esas ses çıkarması gerekenin sesi nedense hiç çıkmıyor. Devlet böyle mi yönetilir? Ne yazık ki Türkiye'miz gayri ciddi bir yönetimin elinde devlet aklıyla değil, trol aklıyla yönetilmeye çalışılıyor. Erdoğan şahsım hükümeti yalanla, hakaretle, şirretlikle, trol söylemleriyle bu algıyı yönetmeye, algı yönetmeye çalışıyor. ABD başkanına gık çıkaramayan Erdoğan'ın vekilleri trol oldularıyla bir olmuş, saf tutmuş, sanki bu talihsiz açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi yapmış gibi Cumhuriyet Halk Partisine saldırıyor, olmadık hakaretler ediyorlar. Herhalde bu vekiller Türkiye'yi kendi reislerinin yönettiğini unuttular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiğini zannediyorlar. Ama hakikatin şimşeği algıyı paramparça ediyor. Erdoğan şahsım hükümetinin Türkiye'ye hafif geldiği, Türkiye'yi yönetme kapasite ve ehliyet kapasitesi ve ehliyetine sahip olmadığı artık her gün biraz daha netleşiyor. Milli olması gereken dış politikamızın ihvan virüsüyle malul hale getirilmesi, iç siyasete malzeme edilmesi sonucunda Ege'de, Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı savunmakta zorlanıyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı ülkemize geliyor, Erdoğan şahsı hükümetine parmak sallayabiliyor. Dış politikada güvenilirliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz. Hükümet milli çıkarlarımızı gerektiği gibi artık savunamıyor. Bunların tek sorumlusu vardır. O da Erdoğan'dır. Diplomasimizin kasaba siyasetçilerine emanet edilmesinin, hariciyemizin AK Parti'nin arpalığına çevrilmesinin rüşvetçilik suçlamasından aklanmamış eski siyasetçilerin bile kırpılıp kırpılıp büyükelçi yapılmasının cezasını bugün 83 milyonlu koskoca ülkemiz çekiyor. Erdoğan'ın monşer diyerek istisgal ettiği diplomatlarımızın 50 yıldır geçit vermediği sözde soykırım meselesi Erdoğan'ın ehliyetsiz şahsım hükümeti elinde kalemizde rahatça gol oluyor. Bu acizlik diplomatlarımızın 50 yıllık emeklerini çaldığı gibi Asala terör örgütünün şehit ettiği onlarca diplomatımızın kemiklerini de sızlatıyor. Türkiye böyle aciz içinde bir yönetimi asla hak etmiyor. Bir sözümüzde emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır. Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı. Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak kardeşçe çözmelidir. Unutulmasın. Emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi de böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Değerli basın mensupları. Cumhuriyetimizi kuran büyük irade genç cumhuriyetin iktisadi ve mali politikasını iki temel üzerine inşa etmiştir. Bunlardan ilki güçlü maliye, diğeri ise sağlam paradır. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu'yla da ülkedeki tüm mali işler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi altına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi o günden bu yana sadece siyasi bağımsızlığımızın değil, ekonomik ve mali bağımsızlığımızın da sigortası olarak görülmüştür. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bu anlayıştan ne kadar uzağa düştüğümüz çok açıktır. Ecdadımızın mirasını, eldeki malı mülkü son gümüşleri satarak, ihracatçılarımızın alın teriyle biriktirdiğimiz Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerimiz son iki yılda buharlaşmıştır. Buharlaşan 128 milyar dolar rezervin hesabı da Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisinden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Milletimiz Beytül Mali Erdoğan'a Erdoğan da aynı Beytül Mali damadına emanet etmiştir. Sonuçta kasa tam takır olmuştur. Erdoğan ve damadı mahalli idare seçimlerine giderken ekonomide istikrar izlenimini yaratmak amacıyla hem döviz kurunu hem de faizi kontrol etmeye kalkmışlar. Milletin dövizlerini merkez bankasının arka kapısından dibi delik bir kovaya boşaltmışlardır. Ardından bu yol olmuş, damat, kayınbabasının kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç teorisini haklı çıkarmak için rezervleri eritmeye devam etmiştir. Rezervlerin eridiğini saklamak için de emanet dövizler kasaya konmuş, Merkez Bankası kendi kasasındaki dövizlerin emanetçisi yapılmıştır. Yani ev satılmış, aynı eve kiracı çıkılmıştır. 2019'un Şubat ayıyla 2020'nin Kasım ayı arasında Erdoğan hükümeti rezervlerdeki buharlaşmayı gizlemek amacıyla kısa vadeli yani bir yıl içinde ödemesi gereken emanet dövizleri 85 milyar dolar arttırmışlardır. Aynı dönemde 43 milyar dolarlık reeskont kredisi de Merkez Bankası kasasına girmesi gerekirken girmemiştir. Bunun sonucunda hesaplayabildiğimiz buharlaşan rezerv toplam 128 milyar dolardır. En son Erdoğan buharlaşan rezervin miktarının 165 milyar dolara çıktığını açıklamıştır. 16 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın altın ve döviz kasası 38 milyar dolar açık vermektedir. Arka kapı operasyonuna bir protokolle hukuki kılıf uydurmaya çalışacaksınız. Merkez Bankası'nı bu protokolle devre dışı bırakacaksınız. Dövizi ucuza satacaksınız, rezervleri tüketeceksiniz. Sonuçta faizler düşmeyecek, artacak. Türk lirası pul olacak. Ülkemiz temerrüt riskiyle karşı karşıya kalacak. Dış politika masasında müzakere gücümüz zayıflayacak. Sonra da bu cehle ekberler çıkacak. Utanmadan, sıkılmadan ne yapsaydık, döviz satmayıp da ülkeyi temerrüde mi düşürseydik düşürseydik diyecekler. Pes artık. Saray ve şurekası erittikleri 128 milyar dolar için bugüne kadar 128 ayrı bahane ürettiler. En son çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı eski AK Parti milletvekili çıktı pandemide tek bir kişinin burnu bile kanamadı diye verdi. E, o zaman biz de Erdoğan ve şürekasına soruyoruz. Tekirdağ'da cebinde kalan son 12 lirayı eşine pazar parası diye bırakıp yaşamına son veren hemşerin fedai kuşcuyu, işsiz kaldığı için Diyarbakır Silvan'da 14. kattan kendini aşağıya atan 25 yaşındaki Süleyman Hasoğlu'nu, İcralara dayanamadığı için yaşamına son veren gencecik evladımız Alper Danış'ı, koca eline çalışmak için giden ekonomik sıkıntılara dayanamayarak yaşamına son veren 25 yaşındaki inşaat işçisi Ünal Çetinkaya'yı, bu ülkede doğru dürüst, dürüst destek verilmediği için pandemide yaşamına kıyan onlarca müzisyeni ve adını duyamadığımız daha yüzlerce canı, çizdiğiniz bu pembe tablonun neresine koyacağız? Buharlaştırdığınız 128 milyar doları yaşamına kıyan bu insanlarımız almadı. Almadıkları açık. Şimdi kalkıp pandemide kimsenin burnu kanamadı diyerek milletin aklıyla artık daha fazla alay etmeyin. Dövizleri millete sattık diyerek kabahatinize milleti ortak etmeye çalışmayın. Hakaret ve iftira etmeyin. Şirretlik yapmayın. Hazine ve Maliye Bakanınızın tavsiyesine uyun. Gün gün ne kadar dövizi hangi kurdan sattınız artık millete açıklayın. Bir doğru bir neyriyi düzeltir. Doğruları söylemekten kaçmayın. Önce rezervler kasada dediniz. Olmadığı ortaya çıktı. Sonra Merkez Bankası rezervlerinin hazine ve kamu eliyle Hazine ve Kamu Bankaları eliyle gizli saklı satıldığını itiraf etmek zorunda kaldınız. Şimdi buna dayanak göstermek için yapmış olduğunuz protokolü de basınımız gazeteciler ortaya çıkardı. Eğer bu protokol doğruysa skandal gerçekten çok büyük. Bu protokol Merkez Bankası'na kanunla verilmiş görevlerini ve rezervlerini hazineye yani başında siyasetçi olan bir kuruma devretme yetkisini vermiyor, vermez. Yasayı kanunla nasıl değiştirirsin? Ya protokolle nasıl değiştirirsiniz? Ayrıca bu protokolün yürürlük tarihi imza tarihinden neden 21 gün önceye çekilmiş? Bu 21 gün içinde Acaba hangi yolsuzluğun, hangi hukuksuzluğun üstünü örtmek için bu protokol yapıldı? Bunu düşünüyoruz. Önce bunu kamuoyuna açıklayacaksınız. Sonra bu protokolün dayanağını teşkil eden yasa, 2 Temmuz 2018'de yürürlükten kalkmış. E o zaman bu protokolde kadık olmuş. Bu tarihten sonra bir ek protokol yapıldı mı? Merkez Bankası'ndaki rezervlerin satış emirlerini kim verdi? Dövizler neden alışıldık bildik yöntemlerle değil de gizli saklı satıldı? 2020 Kasım ayında yani damat bakan değiştirildikten sonra bu operasyonlara neden son verildi? Bunları da açıklayacaksınız. Ortada dünya finans ve iktisat tarihine geçecek bir skandal ve çok büyük bir kamu zararı vardır. 2019'un başından 2020'nin Kasım ayına kadar geçen sürede dövizler ortalama 6 lira 28 kuruştan satıldı. Satılmış. Oysa bugün öğle saatlerinde serbest piyasada dolar kuru 8 lira 30 kuruş seviyesindeydi. Bugün bu rezervleri yerine koymak istersek yani 128 milyar doları yerine koymak istersek kamunun zararı 259 milyar lirayı bulacak. Bunun hesabını kim verecek? Biz çağrımızı tekrarlıyoruz. Gelin mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. Bu konuda bilgi sahibi olan önceki dönem Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya'yı, Murat Uysal'ı, Para Politikası Kurulu üyeleri Emrah Şener, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük ve Ozan Özbaşı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan Hüseyin Aydın'ı, yine bu dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yapan Bülent Aksu'yu, Osman Dinçbaşı ve Nurettin Nebati'yi dinleyelim. İşin aslını aslarını bunlardan öğrenelim. Ya buna tamam dersiniz ya da seçimden sonra bizim iktidarımızda aynen sizin yaptığınız gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir yolsuzlukları araştırma komisyonunda çıkar millete hesap verirsiniz. Değerli basın mensupları. Türkiye'de gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. Gri pasaport skandalı çözüme kavuşmadan bir bakanın kendi bakanlığına mal sattığı skandalı patlıyor. Daha bunu hazmetmemişken sarayın trol ordusundan Erdoğan kabinesine devşirilen ve geçmişte FETÖ'ye övgüler düzen yeni bakanın skandalları ardı ardına geliyor. Bu bakan devletin koruması altındaki bir çocuğumuzu ifşa ediyor. O da yetmez gibi el kadar çocuktan Ramazan gününde bir çikolata yesir gerek şahsi şovuna mübarek Ramazan ayını alet ediyor. Aynı kişi önce trol ağzıyla milletin vekillerine ağır hakaretler ediyor ardından dilindeki pespayeliği fark edip paylaşımlarını siliyor. Normal bir ülkede 3-5 yılda yaşanacak bu skandallar Erdoğan şahsı hükümetinin yönettiği Türkiye'de 10 güne sığıyor maşallah. Şimdi de kripto para skandalı giderek büyüyor. Yeni bir banker skandalına dönüşüyor. Hükümet alelace, alelacele kimseye danışmadan bir düzenleme yaptı. Son birkaç günde 3 ayrı kripto para platformu battı. Maddi kayıpların milyarlarca dolar olduğu söyleniyor. Teknolojik gelişmeler fırsatlar kadar beraberinde riskler de getirir. Basiretli bir hükümet olayların ardından değil, önünden koşar. Sorunları öngörerek tedbir alır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5 Aralık 2019'da meclise verdiğimiz bu önergeyle blok zincire dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi bu teknolojinin getirdiği risk ve fırsatların belirlenmesi amacıyla meclisi göreve davet etmişiz. Ama ne yazık ki sesimizi Erdoğan şahsı hükümeti duymamış. Kripto para kullanımında Avrupa birincisi olmuşuz. Dünyada ise dördüncü olmuşuz. Bu platformların domino taşı gibi devrilme riski çok büyük. Bugün bu yönetimsizliğin bedelini çok ağır ödüyoruz. Çoluk çocuk paraları almış yurt dışına kaçmış. Erdoğan şahsım hükümetinin seyirci kaldığı bir başka alan ise Covid-19 salgını. Test sayıları düştü. Günlük vaka sayıları da 25 günün ardından 40 binin altına indi. Ama tüm dünyada günlük vaka sayılarında halen başa güreşiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise son 8 gündür 300'ün üzerinde. Erdoğan'ın Lebalep kongrelerinin üzerinden bir ay geçti. Bu dönemde 7896 yurttaşımız aşısı yani çaresi olan bir virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşılama çok yavaş ilerliyor. İkinci doz aşısını olan nüfusumuzun toplam nüfus içindeki payı hala %10'a ulaşmadı. Oysa toplumsal bağışıklık için bu oranın en az yüzde 60 olması lazım. Bu vaka sayıları ve bu aşılama performansıyla ne yazık ki turizmde yaz aylarını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Esnafımız zaten perişan. Sosyal mesafe bir tek esnafa uygulanıyor. Bir de vatandaşa. Esnaf barometresi araştırmasına göre esnafımızın esnafımızın yüzde 65'i borç batağında doğru düzgün destek verilmesini bekliyor. Sosyal mesafe tedbirleri herkese eşit uygulanmıyor. Millete ceza üstüne ceza kesen İçişleri Bakanı lebalep tarikat cenazelerinde ön safta yer tutuyor. Cenaze namazını kıldıran imam kimsenin hayatına sebep olmayalım, vebale, günaha girmeyelim diye kendini paralıyor. Ama ne gam. Sonra da bu bakana bağlı polisler millete maske takmadın, sokağa çıktın diye ağlata ağlata ceza kesiyor. Bu haksızlık, bu adaletsizlik artık kabak tadı veriyor. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, sorunların parçası olanlar sorunların çözümü olamaz. Çözümün ilk koşulu her sorunumun parçası haline gelen Erdoğan şahsım hükümetinin artık evine gitmesidir. Milletimiz bunu görmektedir notunu da vermektedir. Artık sandık önüme gelsin demektedir. Seçim istemektedir. Sandık önüne geldiğinde de milletimiz gereğini yapacaktır. Bu kifayetsiz yönetimi evlerine gönderecektir. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Milletimiz çaresiz değildir. Çiftçimize, işçimize, işsizlerimize, iş insanlarımıza, emeklerimize, emeklilikte yaşa takılanlara şimdiden sözümüzdür. Erdoğan şahsım hükümetinin sizden aldığı her şeyi iktidara geldiğimizde misliyle sizlere geri vereceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk olarak Fox TV'nin sorularıyla başlıyorum. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi ve kendisine ait olan şirketten bakanlığa dezenfektan satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. O şirket Sanayi Bakanlığı'ndan da 1.4 milyon destek almış. Son olarak Pekcan'ın bakanlıkta danışmanlığını yapan kişinin de dezenfektan şirketinin bayisi olduğu ortaya çıktı. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlaşılan tek adam vesayet rejiminin memur bakanları devleti yönetmeye değil, devleti yiyip bitirmeye gelmişler yapılanın hukukla, ahlakla, etik değerlerle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Devleti şirket gibi yöneteceğiz, yöneteceğiz diyenler işi ellerine, yüzlerine bulaştırmışlardır. Efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. ABD Başkanı Biden'ın soykırım açıklaması sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın siyasi cevabı ol olacak. Önümüzdeki gün ve aylarda farklı şekillerde yanıt verilecek dedi. Biden'ın soykırım açıklaması ve İbrahim Kalın'ın sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biden'ın açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerimi konuşmamda söyledim. Ama Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye'nin en haklı davalarını bile anlatamaz hale gelmiştir. Biden açıklama yapıyor, hasar oluşuyor. Hasar oluştuktan sonra sözcü, önümüzdeki gün ve aylarda önlem almaktan bahsediyor. Ataalan Üsküdar'ı geçmiş konuşması gereken kişi kamuoyunun önüne çıksın. 50 yıldır geçit verilmeyen bu tezler nasıl oldu da bugün bu kadar rahatlıkla kabul görür hale geldi? Bunu milletimize açıklasın. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Müsaadenizle soruyu iletiyorum. Soru şöyle: HDP'nin 1915 olaylarla ilgili yayınladığı bildiri için bir değerlendirme alabilir miyiz? Bir de eski CHP'li isimler Millet İttifakı'na HDP ile ilgili net bir tutum sergilenmeli çağrısı yaptı. Bu çağrıya da bir cevabınız olacak mı? E, benim konuşmamda bununla ilgili değerlendirmelerim son derece netti. Tarihi tarihçiler yazar, tarihi siyasetçiler yazmaz. Hele hele bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun doğuracağı sonuçları da konuşmamda ifade ettim. Bizim tavrımız nettir. Ama burada sorulması gereken asıl soru AK Parti trollerinin ve milletvekillerinin üstünü örtmeye çalıştığı husus ABD yönetiminin bu iddialarına muhatap olan Erdoğan şahsı hükümetinin neden sessiz kaldığıdır. Teşekkür ediyorum.